Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Dün gündeme bomba gibi bir haber düştü. Yurtdışı çıkış harçlarına %100 zam yapılarak 300 liraya yükselteceğine dair konuşmalar başladı. Peki nedir bu yurtdışı çıkış harcı? Ne zaman hayatımıza girdi? Ne zaman neden zamlandı? Bizim dışımızda başka ülkelerde benzer uygulamalar var mı? Gelin biraz daha yakından bakalım. <laughs> Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan ve yurt dışına çıkmak isteyen herkesin her seyahatten önce ödemesi gereken bir vergi çeşidi. Türk vatandaşları yurt dışı çıkış harcı uygulamasıyla 1963'te tanıştı. 18 Şubat 1963'te çıkarılan 196 sayılı kanun kapsamında dış seyahat harcamaları vergisi başladı. Oldukça karmaşık hükümler içeren bu vergi uygulaması 1984 yılında yürürlüğe giren toplu konut kanunuyla kaldırıldı. 17 Mart 1984'te yürürlüğe giren 2985 sayılı kanuna göre ülke dışına seyahat eden vatandaşlar 100 Amerikan doları karşılığına denk gelen sabit bir ödeme yapmaya başladı. Vatandaşlara oldukça büyük bir yük getiren bu uygulama 10 seneye aşkın süre devam ettikten sonra 21 Mart 1996 tarihindeki Bakanlar Kurulu kararıyla sona erdi. 1 Nisan 1996 tarihinden itibaren yurt dışına çıkan Türk vatandaşları toplu konut fonu harcından muaf hale getirildi. Yurt dışı çıkış harcı 1 Ağustos 2001-1 Şubat 2002 tarihleri arasında 50 Amerikan doları karşılığı Türk lirası olarak uygulanmaya başladı. Merkez Bankası rakamlarına göre 1 Ağustos 2001'de dolar kuru 1 milyon 330 bin seviyelerinde işlem görüyordu. Yani o günlerde yurt dışına giden Türk vatandaşları harç puluna yaklaşık 65 milyon lira ödüyordu. Bizi izleyen genç kardeşlerimize 1 Ocak 2005'te Türk Lirasından 6.0 atıldığını hatırlatmak isterim. Yani ondan önce milyonlu rakamlar bizim için son derece normaldi. 1 Şubat 2002'de yurt dışı harcı bir miktar zamlandı ve 70 milyon olarak Türk Lirasına göre sabitlendi. Yaklaşık 5 yıl süren bu uygulamanın ardından 23 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete'de bir karar yayımlandı. Buna göre 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcı 15 lira gibi oldukça makul bir seviyeye indirildi. Aynı kanun gereğince bu harçla elde edilen gelirin toplu konut idaresi yani TOKİ'ye aktarılmasına karar verildi. 12 yıldan uzun süre 15 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı 15 Temmuz 2019'da alınan 7186 sayılı kanunla 50 lira olarak yeniden revize edildi ilgili mevzuat gereğince bu 50 liranın 15 lirası TOKİ'ye aktarılmaya devam edilirken kalan 35 lira ise bütçeye gelir olarak kaydedilmeye başlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na bu tutarı 150 liraya kadar artırma yetkisi de verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine verilen bu yetkiyi kullanmak konusunda hiç vakit kaybetmedi. 18 Mart 2022'de hazırlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle harç tutarı 50 liradan 150 liraya yükseltildi. Yürürlüğe giren kararın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği de bildirildi. 2021 yılında yurt dışına giden Türk vatandaşlarının sayısı 2 milyon 738 bin oldu. Ancak pandemiden önceki verilere bakıldığında yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısının yıllık ortalama 9 milyonu bulduğu görülüyor. Bu da çıkış harcı üzerinden elde edilen gelirin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vergiye dair.com web sitesinde Doktor Ozan Bingöl imzalı bir raporda 2007 ile 2019 yılları arasında yurt dışı çıkış harçlarından 1.2 milyar lira gelir elde edildiği ve bunun 1.1 milyar liralık kısmının ilgili mevzuat gereğince TOKİ'ye aktarıldığı bilgisi yer alıyor.

Gelelim en güncel gelişmeye. 1 Ekim 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte AK Parti üzerinde çalıştığı ekonomik torba yasa teklifini meclise sunmak üzere harekete geçti. Bu teklif kabul edilirse yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 300 liraya yükseltilecek. Çalışmaları henüz tamamlanmayan torba yasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından meclise sunulacak. Yani pandemi sonrası ekonomik koşullar, yüksek döviz kurları, pahalı uçak biletleri gibi sebeplerle hayal olan yurt dışı seyahat planlarımız yurt dışı harç pulunun 300 lira olması ile birlikte sanırım tamamen imkansız hale gelecek. 300 lira bugün için yaklaşık 16,5 euroya karşılık geliyor. 16,5 euro ödeyerek özellikle Ryanair, Vizeir ve EasyJet gibi hava yollarıyla Avrupa içinde çok sayıda uluslararası seyahat yapmak mümkün. Yani biz dünyadaki politik gelişmeler, yakıt fiyatları ve ülkemizdeki döviz kurları ile ilgili sıkıntılar nedeniyle olağanüstü ücretler ödeyerek yurt dışına çıkmaya çalışırken bir de üstüne 300 lira gibi dev bir harç daha ödemek zorunda kalacağız. Konuyla ilgili bir başka ironi de ülkemizde yaşandı. Yurt dışı çıkış harçlarının 300 liraya yükseltileceği konusunun gündeme geldiği gün Ulusal Hava Yolumuz Türk Hava Yolları iç hatlarda 299 liraya bilet kampanyası başlattı. TH 6 Şubat'la 9 Nisan arasındaki iç hat uçuşlarında 100 binden fazla bileti 299 liradan satışa çıkardı. Bu çelişki içinde yorumu size bırakıyorum. Peki yurt dışı çıkış harcından kimler muaf derseniz, çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni olanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar ve yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yoluyla toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatları bu harcı ödemeden yurt dışına çıkabiliyor. Gelelim asıl merak edilen soruya. Yurt dışı çıkış harcı bizim ülkemiz dışında başka ülkelerde de var mı? Birçok ülkede buna benzer vergi uygulamaları var. Ancak vergi düzenlemeleri kimi ülkelerde özel kanunlarla belirlenirken bazı ülkelerde vergi miktarları uçak bileti fiyatlarına doğrudan yansıtılıyor. Dolayısıyla ülkelerin çoğu bu ekstra vergileri yalnızca kendi vatandaşlarına değil, turistler de dahil olmak üzere ülkeye girip çıkan herkes için zorunlu kılıyor. Yolcu da uçak biletini alırken daha en başta bu harcı vermiş oluyor. Türkiye'deki uygulamaya benzer şekilde yurt dışına çıkış vergisi alan ülkeler İran ve Filipinler. 2017'de İran, vatandaşlarından aldığı Koroje adı verilen yurt dışına çıkış vergisini tek çıkış için 60 dolara yükseltti. Filipinler'de başka bir ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarından benzer bir vergi alıyor. Filipinler seyahat vergisi şu an için 1620 Filipin Pesosu yani yaklaşık 30 dolar. Filipinler ayrıca ülkeye giren her kişiden 750 peso yani yaklaşık 15 dolar daha vergi alıyor. Ülkede bu ödenen vergi karşılığında tıpkı Türkiye'dekine benzer şekilde bir pul veriliyor. Evet Türkiye'de gündem yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 300 liraya yükseltilmesi son birkaç gündür. Biz de yurt dışı çıkış harç pulunun geçmişten günümüze kısa bir tarihini anlatmak istedik bugün sizlere. Dünyadaki örneklerini de sizinle paylaşmaya çalıştık. Sizler de yurt dışı çıkış harç pulları ile ilgili ödenen ücreti ve bu uygulamanın ne kadar gerekli olup olmadığı konusundaki fikirlerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Hepinize ucuz, keyifli ve emniyetli uçuşlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.